Süper Otopets'in bu bölümünde Leviathan build'i yapıyoruz. Leviathan savaşa girerken seviyesine göre 4 adet balık çağırıyor. Bu şekilde sadece bir Leviathan'ı geliştirerek savaşta çok güçlü olabiliyoruz. Zaten build kolay bir build ve daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Eğer videoyu severseniz ve build hoşunuza giderse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet, şimdi oyunumuza başlayalım. Bakın burada balık geldi. Balığı seviye atlattığımızda rastgele iki dostumuza saldırı ve can veriyor. Zaten build'imizde Leviathan build'i olduğu için, yani balık balıklarla oynayacağımız için, ben balık almak istiyorum. Balığı level atlatırsak iyi olabilir. Sincap da aslında güzel bir hayvan ama yani sincabı bir donduralım. Buradan evet balık geldi ama şu an bu balıkları almayalım. İlk önce bir tane de sincap alalım. Burası güçlü bir takım olsun. Hatta bunları ben öne koymak istiyorum. Ve savaşa bu şekilde girelim bakalım. Hemen bir de isim seçtim. Bakalım neler olacak. Burada rakibimiz taşa dönüştü hemen. Kendini taşa dönüştürdü ve balığım onu avladı. Sincapım burada öldü. Berabere kalıyoruz. Sorun değil. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani Leviathan son 10. kademeden, yani 6. kademeden bir hayvan olduğu için bize bayağı bir geç gelecek. O süreye kadar böyle balıklarla, domuzlarla falan oynamaya çalışacağız. Örneğin burada balığı level atlattım. Sincaba ve domuza saldırı ve can gitti. Buradan ne alabilirim? Buradan kurtçuk alabilirim. Sürekli elma gelebilir ama istemiyorum. Mücadele öncesinde onun üzerindeki her altın başına mücadele sonuna kadar saldırı ve can kazanır diyor. Yani ben ondan fazla altın yapamıyorum ki. O yüzden bunu almayacağım. Yenileyelim bakalım. Burada bir tane daha sincap geldi. Yani sincabı almalı mıyım? Emin değilim çünkü. Çünkü sincap çok işime yarayan bir hayvan değil. Ne yalan söyleyeyim, değil arkadaşlar. Ben bu turu kaybetsem bile sonuçta hani tekrar 5 cana ulaşacağım. O yüzden bir yenilemek istiyorum. Şunu alabilirim. Tekrar yeniliyorum. Bundan bir tane daha alabilirim. Gene yeniliyorum. Evet, Basilisk'e de ihtiyacım var. Basilisk gayet iyi oluyor. Domuzla beraber kombosu harika oluyor. Burada rakibin sivrisine bayağı bir gıcık. Bize bir tane saldırdı. Arı çıkarmaya devam ediyor. Balığım gitti. Burada beraber mi kalıyoruz? Hayır. Burada maalesef ki yenildik. Rakip sürekli bir şeyler yaptı bize. Arı çıkardı falan filan derken savaşı kazandım. Tekrar 5 cana ulaşıyorum. Ben hemen buradan basiliskimi alıyorum. Basiliski en öne koydum arkadaşlar. Buradaki balığımı taşa dönüştürsün. Balığım güçlensin. Ondan sonra murmeli alıyoruz. Bunu da buraya koyuyorum. Ve devam ediyorum. Buradan bir şey gelmedi. Hücumumuza girelim. 3. karşılaşmadayız. Bu rakip fazla zor bir rakip gibi gözükmüyor. Yani zaten taşa dönüştüğüm için neredeyse rakibi 3 hayvanını direkt olarak ortadan kaldırdım ve sonda basilisk kaldı. Basiliski de kolay bir şekilde ortadan kaldırıyorum. Arı çıkartıyor. Onu da hemen öldürdükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Buradan kiraz almayacağım. Şöyle baktığımız zaman lütfen balık gibisinden bir şey gelebilir mi? Domuz geldi. Domuzu almak istiyorum ben. Sincap istemiyorum arkadaşlar. Daha fazla sincap istemiyorum. Buradan bir tane daha domuz alalım. Şu basiliski de diğer tur alacağım. Şimdi buradaki hayvanımız gördüğünüz gibi güçlendi. Neden? Bir dostumuz seviye atladığında mücadele sonuna kadar saldırı ve can kazanıyormuş. Zaten balığın da seviye atladığında iki tane dostumuzu güçlendiriyor. Bu da kendini güçlendiriyor. Bu şekilde 6. kademeye gelene kadar, yani Leviathan'ı alana kadar böyle ufak bir build'le kendimi güçlendirmeye çalışıp rakipleri yenmeye çalışacağım. Yeni rakibimiz burada ağaç kakanla geldi. Basiliskimi öldürdü. Balığım taşa dönüşmedi ne yazık ki. Burada rakip kesinlikle çok avantajlı. Evet, yani basiliskim çalışmadığı için arkadaşlar burada rakip çok avantajlıydı. Beni yenmeye başardı. Bir canımız gitti. Basiliski hemen şuraya koyalım. Diğer turlarda da herhangi bir ağaç kakan saldırısını önlemek amacıyla şu iki güçsüz hayvanımı ben öne koymak istiyorum. Devam ediyorum aramaya. Babun geldi. Babun istemiyorum. Köstebek, salyangoz falan filan bunu istemiyorum. Devam edelim. Bir tane daha basilisk geldi. Hemen bunu büyütmek istiyorum ve buradan doğan geldi, papağan geldi. Aslında doğanla da çok güzel bir build yapılıyor ama bugünkü buildimiz farklı bir build olduğu için onu alamayacağım. Devam ediyorum, devam ediyorum. Buradan salyangoz alsam mı? Almayalım arkadaşlar. Domuz da alabilirim ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, yeni bir karşılaşma. Rakipte de domuzlar. Benim sincamın şu anda domuzu ortadan kaldırdı. Harika. Ayıyı yenebilir miyiz? Ayıyı da yendik. Ayı herkese bal takviyesi verdi. Ben de arı çıkaracağım bu arada. Benim de bal takviyem oldu. Burada rakibin balinası bayağı bir güçlü bu arada. Direkt beni öldürecek ve arı çıkar artıyor ortaya. Ayrı olarak kın kanatlı da çıkardı ve savaşı kazanmayı başardı. Balina zaten kın kanatlı yutmuş arkadaşlar. O yüzden savaşı kazanıyor rakibimiz. Buradan murmeli yükseltelim. Sonra domuz alalım bir tane daha. Arayalım bakalım. Bir tane basilisk geldi. Ben bunu da almak istiyorum. Şu an arkadaşlar bakın benim domuzum daha güçlü oluyor. O yüzden ben basiliskin taşa dönüştürme yeteneğini domuza veriyorum ve tura bu şekilde giriyorum. 3 canım var. Daha fazla savaş kaybetmemem gerekiyor. Çünkü hani 6. kademeden hayvan bekliyoruz ve ben gene kaybettim. Daha fazla savaş kaybetmemem gerekiyor dememe rağmen biri savaş daha kaybettim. Şu anda 2 canımız kaldı. Ne yapsak ne yapsak, artık farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Bu sincabın yeri yok bence, tamam mı? Sincabı gönderiyorum. Sonra yeniliyorum. Buraya güzel bir şey gelmesi lazım. Bir tane domuz alıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Ve buradan sanırım bir tane daha domuz alacağım. Domuzumu yükselttik ama bir hayvan azaldık. Ne yapacağız bilmiyorum. Buradan tavuk geldi. Tavuğu istemiyorum.
Tavuğu alabilirim aslında. Mantıklı mı tavuğu almak? Mantıklı değil. Tilki mantıklı arkadaşlar. Tilki yiyecek çalıyormuş. Bakın diyor ki mağazanın en sağındaki yiyeceği çalar diyor. Yani sarımsağı direkt çalmış olacaktı. Ben tilkiyi diğer tur alayım, tamam mı? İki canımız kaldı. Bu şekilde birazcık daha dayanmak zorundayız. Ama rakipler çok tehlikeli rakipler olmaya başladı. Şu anda buradaki taşım da bal takviyesi aldı. Ben de arı çıkartacağım. Ve domuzum gayet iyi vuruyor. Şunu da öldürürsem harika olur. Oldu mu? Arılar kapışıyor. Evet, arım ortaya geldi. Ve buraya benim kazanmam lazım diyecektim. Evet, kazandım. Süper. Uzun bir süre sonra bir karşılaşma daha kazanmayı başardık. Buradan tilki alıyorum. Devam ediyorum. Kökçül geldi. Aslında benim kökçül almam lazım. Çünkü tura her girdiğimde rastgele bir dostuma, hatta rastgele iki dostuma saldırı ve can veriyor. Rastgele iki dostuma değil bu arada. Mesela benim canım 5 ya. Bu kökçülün canı 5. 5'ten az cana sahip iki dostumuza direkt olarak can veriyor. O yüzden ben tilkiyi gönderiyorum. Tilki gitsin. Kökçülü alalım. Kökçüle bir tane armut verelim arkadaşlar. Şu an canı 7 oldu ya. Bakın 7'den az cana sahip 3 tane hayvanım var. Onlara rastgele olarak sağlık verecek. Hadi bakalım kimlere veriyor? Basilisk'e verdi. En öndeki hayvanıma verdi. Bu hayvanın da birazcık güçsüz. Bunu da ortadan kaldırmam lazım. Daha güzel bir hayvan almam lazım. Evet, burada domuzum harika iş çıkardı. Rakibin orangutanı çok tehlikeli arkadaşlar. Bu orangutanı yenemiyoruz ve bir canımız kaldı. 5. kademe hayvanları açtık. Artık burada bir hayvanımı seviye atlatıp Livyatan çıkarmak istiyorum. Bakalım Livyatan şu an gelecek mi? Yaban domuzu geldi. Birazcık olsun güçlenmek için yaban domuzunu alabilirim. Çünkü hayvanlarım güçsüz, savaşları kaybediyoruz. Ben buradaki balığı göndermek istiyorum. Yaban domuzunu alıp en öne koyacağım, tamam mı? Ve yeniliyorum, buradan bir şey gelir mi? Gelmedi. Bir tane daha yenileyelim. Gene bir şey gelmedi. Armut'u elimde tutabilirim. Evet, devam bakalım. Artık savaşları kazanalım ya. Yaban domuzu birazcık olsun bize savaş kazandırtır diye düşünüyorum. Bakalım kazandırtıyor mu? Öldük. Yani en öndeki hayvanı yendik ama kendimiz de öldük. Burada domuzun iki hayvanı öldürüyor. Basiliskim de sondaki hayvanı aldı ve güzel. 3. kupamızı alıyoruz. Buradan bir tane armutu hemen alıp kökçüle veriyorum. Ondan sonra bunu almayacağım. Zaten bunu daha fazla yükseltmenin anlamı yok. Devam ediyorum. Buradan bir tane daha kökçül geldi arkadaşlar ve bir tane de çikolata geldi. Yani kökçülü yükseltebilirim ama yükseltsem mi? Yükselteyim ya. Kökçülü yükseltelim. Buradan bir tane de çikolatayı alıp kime verelim? Çikolatayı elimde tutayım ben. Hemen birisine vermeyeyim. Burada basilisk geldi. Basiliski de tutmak istiyorum. Tamam, devam bakalım. Buradan bir şey yok. Bir daha bakalım, gene bir şey yok. Bir canımız var. Çok tehlikeli bir durumdayız. Umarım kaybetmeyiz. Yaban domuzumuz iyi vuracak gibi. Evet evet, yaban domuz güçleniyor. Rakibin bu arada neyi var? Rakibin Doğan'ı benim yaban domuzumu çaldı arkadaşlar. Onu da ortadan kaldırdım. Buradaki taşımla süper bir şekilde savaşıyor. Bir galibiyet daha aldık. Çok iyi. Bir canla devam ediyoruz. Bir canla kendimizden çok emin bir şekilde devam ediyoruz. Ve Livyatan geldi arkadaşlar. Direkt olarak geldi. Şimdi bunu almamız lazım. Örneğin ben hangi hayvanlardan vazgeçeceğim? Buradaki Murmel'den vazgeçelim. Tamam mı? Bu güçsüz bir hayvan. Ben bunu buraya koyuyorum. Ondan sonra Basiliskimi de istemiyorum. Çikolatayı alıp hemen buna vermem gerekiyor. Bunu acilen seviye atlatmam gerekiyor. Çünkü tura girerken 4 adet balık çağırıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu balıklar da 10 saldırı 10 cana sahip. O yüzden şöyle baktığımız zaman benim diğer hayvanlarımdan güçlü değiller. Devam ediyorum. Buradan bir tane daha kökçül geldi ama daha fazla kökçül almayacağım. Alsam mı diye düşünüyorum. Almayacağım arkadaşlar. Artık diğer hayvanları satacağız. Devam ediyorum. Yaban domuzu geldi. Ben bunu da istemiyorum. Kırmızı biber falan da istemiyorum. Aslında kırmızı biber alabilirim. Bir tane daha yenilelim. Buradan ne gelir? Güzel bir şey gelmedi. Şimdi ben kırmızı biberi alayım. Yaban domuzuna vereyim. Yaban domuzu saldırdığında arkasındaki bir düşmana da 5 vursun ve tura bu şekilde girelim bakalım. Livyatanımız da güçlendi. Balıklar geldi ama önemli değil. Bu tura girelim. Bu turdan sonra balıkları almaya başlayacağım arkadaşlar. Rakibin ağaç kakanı saldıracak bize. Saldırdım. Domuzum güzel vuruyor. Domuzum harika vurmaya devam ediyor. Rakibin 15 canı var. 50 saldırısı var. Çok tehlikeli bir rakip. Bakalım neler oluyor. Evet, onu ortadan kaldırdım ve basiliskim de karşı basiliske karşı savaşı kazandı. Son olarak kökçülümüz yaşıyor. Galip gelmeye başardı. Çok iyi. Şimdi burada artık balıkları devreye sokmamız lazım. Bir tane daha Livyatan ihtiyacım var. İşte bu. Bakın Livyatan'ı seviye atlattım ve artık çağırdığım balıklar 20 saldırı 20 cana sahip. Yani buradaki diğer bütün hayvanlarımla çok daha değerliler. O yüzden ben domuzu gönderiyorum, tamam mı? Bir tane peri almak istiyorum ben. Periden bir tane oyuncak seçelim. Ne geldi? Tüm dostlar bayıldığında bilgelik somunu çağırır diyor. Tamam, kabul. Bilgelik somunu çağıralım. Turları bize kazandırtır. Bu periyi hemen gönderiyorum. Tek
tekrar yeniliyorum. Kırmızı biber takviyesi verelim arkadaşlar Leviathan'a. Ondan sonra gene devam ediyorum. Yaban domuzu geldi falan geldi filan geldi. Yaban domuzunu da istemiyorum ben. Aslında burada aradığım tek şey Leviathan'ı geliştirecek bir şey. Çikolata olabilir veya başka bir şey olabilir. Şöyle devam ediyorum. Evet, çikolata geldi. Hemen çikolatayı alıyorum. Leviathan'a veriyorum. Şimdi 4 tane balık çağıracağım için bu hayvanların da gitmesi lazım. Siz de gidiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Bir kaybolun bakayım. Ve dükkanı karıştırmaya devam ediyorum. Bir tane daha karıştıracağım. Leviathan gelmiyor. Çikolata da gelmedi. Evet, bir tane çikolata bulduk. Devam ediyorum. Bir Leviathan daha görür müyüz? Görmüyoruz. Şimdi Leviathan'ımız burada. Hemen ben turu bitir dediğim anda 4 tane balık gelecek buraya. Ve balıklarımız geldi. Hepsi 20 saldırı, 20 canı sahip. Çok güçlüler arkadaşlar. Göreceğiz bakalım nasıl savaşıyoruz. Yani çok kolay bir şekilde kazanacağız ya. Bu savaşı kaybetmemizin imkanı yok. Balıklar zaten direkt olarak savaşı kazandırtıyor. Leviathan'ımız da en arkada kral gibi duruyor. Savaşı izliyor. Bu arada rakip sürekli hayvan çıkartıyor. Trompet bulldu yapmış. Bandu takımı kurmuş. Ama ben tabii ki burada çok güçlüyüm. Rakibimizi yendik. 6. kupamızı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonra kaybetmem çok zor. Hemen bu çikolatayı alıyorum. Leviathan'ımıza veriyorum. Leviathan'ımızı seviye 3 yapmamız gerekiyor. Devam ediyorum ve Leviathan'ı seviye 3 yaptık. Şimdi arkadaşlar durumumuz nedir? Bakın durumumuz şu. Ben dükkanı karıştırayım. Bir daha karıştırayım. Burada alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir daha karıştırayım. Yani armutla kırmızı biberi alabilirim. Neden biliyor musunuz? Şu sebepten dolayı. Bakın artık Leviathan'ım seviye 3 olduğu için 4 adet balık çağıracak ya. Bu balıklar 30 saldırı 30 cana sahip. Yani buradaki balıklardan daha güçlüler. O yüzden buradaki balıkları gönderiyorum arkadaşlar. Bunların gitmesi lazım. Ve buradaki Leviathan'ım da en arkada durmaya devam etsin. Şöyle bir kere daha karıştıracağım. Güzel bir şey gelir mi? Gelmedi. Yani en azından şu an burada dükkana bir şey gelse de fark etmiyor. Ya boşuna paramızı harcadık. Neyse turu bitirelim. 4 tane balığımız daha gelsin. Hepsi 30 saldırı 30 cana sahip. Hadi bakalım. Bu sefer kralımız en önde arkadaşlar. Tek başına orada. Domuza da hasar vuracağız. Domuzu öldüreceğiz muhtemelen. Domuz da bizi öldürüyor ama sorun değil. Rakibin köpek balığı çok güçlenecek ama yani Leviathan karşısında bir köpek balığı yaşayamaz ve buradaki turu da kazanıyoruz. Artık denizlerin hakimi biziz. Şimdi burada arkadaşlar armutu bir tane Leviathan'ıma veriyorum. Ondan sonra kırmızı biberi alıp bir tane balığıma vermek istiyorum ben. Devam ediyorum. Bir tane çikolata aldım. Gene balığa verdim. Bakın param bitti. Ben şuradaki 3 tane balığı göndereceğim, tamam mı? Bunları gönderiyorum ve buradan kraker alabilirim. Bir hayvana saldırı ve can verir diyor. Hangi hayvanımıza verelim? Bunu balığımıza verelim. Balığımı çok güçlendirmek istiyorum. Şimdi 3 tane daha balık gelecek, devam bakalım. Yani ekstra olarak bir tane balığımı da bu şekilde güçlendireceğim. Seviye 2, seviye 3 falan yapıp ilerletmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar ilerletebilirim. Evet, rakip de Leviathan build yapmış. Rakibe şu anda tek atacağım. Attık mı? Atamadık. O bana tek attı. Ama balıklara karşı ben kazanacağım. Çünkü benim Leviathan'ım daha üst seviyede ve kazanmayı başardık. İşte bu. Buradan armut geldi. Armutu alalım. Armut hemen şuradaki balığı verelim arkadaşlar armutlara. Güzel, bu balım çok güçlü oldu gerçekten. Ve yenilemeye devam ediyorum. Çikolata gelir mi? Çikolata gelmiyor. Bir tane daha armut geldi. Şunları satalım. Armut alıp buna veriyorum ben. Şunu da satalım. Bir tane daha yenileyelim. Çikolata gelir mi? Gelmedi. Ve turu bitirelim. Tekrar balıklarımız gelsin. Savaşa girelim. Hadi bakalım. Şu an şu kırmızı biber takviyeli balığım en arkada kaldı ya. Bu birazcık sorun oldu ama tabii ki düzelir gibi. Rakipte kökçül var, çok güçlü. Leviathan'ımı öldürecek. Yani bu rakip güçlü bir rakip bu arada. Ama benim balığım ona tek atacak. Şu 3 balığımla diğerlerini yener diye düşünüyorum. Yeniyor mu? Yeniyoruz arkadaşlar. Yeniyoruz. Yani gerçekten yenilmem çok zor ya. Burada yeti geldi. Bu yeti tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum ama güzel bir hayvana benziyor. Bunu bu elinde yapmak isterim. Buradan portakal alalım mı? Almayalım. Şunları gene bir gönderelim. Bunlar bir gitsin. Evet. Devam ediyorum bakalım. Bir şey gelmedi. Bir tane daha ben peri almak istiyorum. Tamam mı? Oyuncak seçelim. Ne olur ne olmaz. Savaşı kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu elimiz tam olsun. Devam ediyorum. Aramaya devam ediyorum. Çikolata, mikolata bir şeyler bulmam lazım. Armut aldım. Balığımı güçlendirmeye devam ediyorum. Ve daha fazla bir şey sanırım bulamıyorum. Marul alalım. Marul Leviathan'ımızı güçlendirecekmiş. Buradaki balığımı da en öne koyacağım. Bakalım ne oluyor. Evet, yeni balıklar geldi. Buradaki balığım en önde. Onun kırmızı biber takviyesi var ya, o yüzden onun önde olması gerekiyor. Bu rakibi de kolay bir şekilde yeneceğiz gibi. Oo, ne oluyor? Bir tane balığım direkt olarak gitti. Bu ne biçim bir build abi? Bu ne biçim bir build? Böyle bir build yok. Direkt ortadan kalktık. Direkt kaybolduk ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hastalıklı bir şeyler yaptı rakibimiz. Durun, bu rakibe bakmak istiyorum ben. Ama nasıl bakacağım? Oyun bitti. Yani eğer turumuz devam etse, oyunumuz bitmese, yenilmesem şey yapabiliyordum.
Bir saniye, ben nerelere giriyorum böyle? Maçı tekrar izleyebiliyordum. Şu an onu da gösteremeyeceğim size arkadaşlar. Rakip hastalık bulaştırdı, bir şeyler yaptı. Ağaç kakan vurdu herkese. Kaplan sayesinde sivrisineği sürekli vurdu falan. Bütün canım gitti ya. Herhalde şuradaki ahtapotu şuradan gösterelim o zaman. Ahtapotun ne yaptığına bakalım. Bir tane ahtapot vardı. Evet. Tüm hayvanların canını %60 düşürüyormuş. O yüzden canımız bayağı bir azaldı. Ve ağaç kakan ve kaplan sayesinde de bütün hayvanlarımı öldürdü direkt olarak. Vallahi arkadaşlar fena bir build yapmış rakip. Yenildik. Olsun. Olsun. Bence Leviathan build'i de güçlüydü. Ben şimdi tekrar bir oyun oynamak istiyorum. Gene Leviathan build'i yapacağım. Ben buradan Murmel'i alıyorum. Devam edelim bakalım. Hemen hemen aynı şekilde gideceğim. Fazla değişiklik yapmayacağım. Bir tane de domuz alıyorum. Şöyle iki tane daha Murmel geldi. Bunları kilitliyorum ve başka bir şey almayacağım. Şu an çok güçsüz bir şekilde çıkacağız. Kaybetmeyiz diyeceğim de kaybetmeme ihtimalimiz yok arkadaşlar. Bu şekilde hayatta kazanamayız. İlk karşılaşmayı kaybettik. Buradan Murmel almaya devam ediyorum ben. Şöyle yapalım. Domuzu buraya koyalım. Hatta bir tane Murmel'i de birleştirmemiz kötü oldu çünkü boş yerimiz var. O yüzden boşuna gitti yani bir tane murmelimiz. Sorun değil. Sorun değil. Diğer tur hallederiz. Bu savaşı kazanmaya bakalım diyeceğim ama bu savaşı da kazanmamız gene çok zor. Rakibin hayvanları güçlü ve savaşı kaybettik. 3 canımız kaldı. Burada tekrar bir can alıyoruz ama çok erkenden gitti canlarımız. O yüzden bayağı bir sıkıntıdayız. Şunu birleştirelim. Ondan sonra salyangoz alalım. Salyangoz da dostlarıma can verecek. Şuradan bir tane daha domuz alabilirim arkadaşlar. Domuzumu ben yükseltmek istiyorum. Evet, şöyle güzel bir buildimiz oldu. Murmelim çok güçlendi. Domuzum da basilis sayesinde güçlenecek. Salyangoz da can verecek. Herkese can verdi salyangoz ve devam. Burayı artık kazanırız ya. Burada hayvanlarım güçlü olmaya başladı. Evet, şunu da öldürelim. Hatta şunu da öldürelim. Şuradaki sincabı öldürürsem geriye kolay hayvanlar kalıyor. Murmelim de artık buradan sonra savaşı bize kazandırır. Evet, güzel. Harika. Bu savaşı kazanmayı başardık. Şöyle yeniliyorum. Bir tane daha murmel geldi. Alabilirim. Bir tane daha basilisk geldi. Yenilemeye devam ediyorum. Balığı tabii ki alacağım. Domuzu da alacağım ve devam. Salyangozumuz bu sefer çalışmadı arkadaşlar. Çünkü son turu kazandık. Salyangozun çalışması için son turda yenilmiş olmamız gerekiyor. Domuzumuz gene güçlendi. Rakibin iki hayvanını öldürdük. Güzel. Eyvah, eyvah, eyvah. Kazandık mı? Hayır, kaybettik. Burada rakibin ceylanını yenemiyoruz. Gene bir canımız gitti. 3 canımız kaldı. Hemen şunları alalım. Şunu buraya koyalım. Devam ediyorum bakalım. Bir tane daha balık geldi. Onu da buraya koymak istiyorum. Ben salyangozumuz gene herkese can verecek. Evet, bir adım daha güçlendik ve savaşa tekrar giriyoruz. Burada rakip ağaç kakını ikinci sıraya koyduğu için kendi hayvanını öldürdü. Kendi hayvanını vuracağını düşünmedi belki de, bilmiyorum ama bizim işimize yaradı arkadaşlar. Ve burada savaşı kazanıyor muyuz? Evet, burada da kolay bir şekilde kazandık. Hemen devam bakalım. Hızlı bir şekilde devam. Domuz alıyorum bir tane. Buradan basiliskimi yükseltmem gerekiyor. Bir tane de şundan alalım. Papağan falan almak istemiyorum. Devam. Salyangozumuz gene çalışmadı. Olsun, çalıştığı turlarda verdiği can bize yetiyor. Rakibin ağaç kakını iyi vurdu. Sivrisineği de güzel vurdu. Bakın deminki buldu yapmaya doğru gidiyor bu rakibimiz. Deminki build güçlü bir buildi gerçekten. Bir anda yok oldu gittik ve sivrisinek benim salyangozumu yendi. Ben neden bu kadar güçsüz kalmaya başladım ya? Neden bu kadar güçsüz kaldığımı gerçekten anlayamadım. Bir tane doğan alsam mı arkadaşlar? Salyangozu satmayalım. Bir tane doğan alıp en öne koyabilirim. Salyangozu sattım. Doğan alıyorum, en öne koyuyorum. Doğanın bir düşmanı devirdiğinde kopya düşman çağıracak. Hatta ben bunu buraya koymak istiyorum ki şu öndeki iki hayvan gitsin. Yani boş bir yer olsun burada. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ondan sonra şu an kaçıncı turdayız? Şu an dördüncü turdayız. Bu iki hayvanı tutmam lazım. Yani bunlar büyüdüğü zaman Leviathan çıkarsınlar bize. Onun için bekliyorum. Devam edelim. Buradan Doğan'a saldırı vermem gerekiyor arkadaşlar. Doğanımız sağlam vursun. Evet, bir tane daha doğan gelebilir ve yolumuza devam edelim bakalım. Domuzumuz güçleniyor. Rakibin solucanını ortadan kaldırdık. Babununu kaldırdık. Orangutanını da öldürdük ve arısını da öldürüyoruz. Ayrı olarak kedisi kaldı ve ben de doğanını, kediyi öldürüyorum. Sonra kediyi kendi tarafıma çektikten sonra rakibin son kalan hayvanını da deviriyorum. Burayı kazanmayı başarıyoruz bu şekilde. Doğanı güçlendirelim. Sarımsak verelim doğana. Doğan harbiden güçlensin. Yani doğan buildi mi yapacağız, ne olacak bilmiyorum ama buradan bir tane daha balık geldi. Daha fazla balığa gerek yok. Peri de almak istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, girelim. Bu turdan sonra 5. kademe hayvanlar açılmış olacak ve domuzumla balığımı da yükseltip 6. kademe hayvanlardan Leviathan'ı çıkarmak istiyorum. Burayı kaybediyoruz galiba. Çok yüksek ihtimalle burayı kaybedeceğiz. Kaybettik. Bir canımız kaldı. Artık çok doğru oynamamız gerekiyor. 5. kademeye geldik. Evet, deniyorum arkadaşlar. Domuzu büyüttüm. Leviathan geliyor mu? Gelmedi. Yeti geldi. Balığı büyütüyorum. Leviathan geliyor mu? Bakalım ne geldi? Evet, Leviathan geldi. İşte budur be. Şimdi Leviathan geldiyse ben hemen balığı gönderiyorum. Çünkü Leviathan'ım şu an daha güçlü. Ve Leviathan'ımı çağırdığı balıklar 10 saldırıya 10 cana sahip. Şöyle bir bakıyorum buradaki hangi hayvanımdan daha güçlü. Basilisk'ten daha güçlü ama Basilisk'in domuzu güçlendiriyor. Domuzum da bize para verecek arkadaşlar. O yüzden ben bu ikisini gönderebilirim. Bunlar gidebilir.
Buradan 11 paramız tekrar oldu. Duryan meyvesi alabilirim. Saldırmadan önce bir kez en yüksek cana sahip düşmanın canını %33 azaltır diyor. Bunu alalım. Buradaki Murmel'in güçlü arkadaşlar. 9 vuruyor, 16 saldırısı var. O yüzden bunu elimde tutacağım. Doğanım da henüz bir dursun. Devam edeyim ben bakalım. Bir tane daha Doğan geldi. Ben bunu birleştirmek istiyorum. Ve buradaki Murmel'im de güçlendi. Harika. Doğanım da zaten rakip hayvan çaldığı için ben bunu elimde tutmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane daha Livyatan almak istiyorum. Ben bunu buraya koyalım. Bir tane daha karıştırıyorum. Bir şeye gelmedi. Devam. Bu şekilde gireceğim savaşa. Bakalım neler olacak. Doğanımın en önde olması kötü oldu abi. Sen neden en önde oluyorsun ya? Neyse, balıklarımız en arkada arkadaşlar. Balıklarla güzel şeyler yaparız. Buradaki Murmel'im çok güçlendi. Bu savaşı artık kazanalım. Yani Doğan'ın rakibin balinasını çalacak mı? Çalamadı çünkü onu bayıltamadık. Murmel'im gayet güçlü. Rakibin köpek balığını öldürebilir miyiz? Ayrı olarak rakibin papağanı da çok güçlü ve berabere mi kalıyoruz? Evet, burada berabere kaldık. Yani Doğan'ımın en önde olması sebebiyle berabere kaldık. Bu arada yoksa savaşı kazanacaktık arkadaşlar. Devam ediyorum ben aramaya. Buradan bir tane çikolata veya güzel bir şey bulmak gerekiyor. Çikolata lazım sadece çünkü hani 6. kademe hayvanlar açık değil. Livyatan bulamam. Gelebilir mi çikolata? Gelmedi. Domuz pastırması geldi. Yani bunu tutmayacağım. Devam edelim. Balık geldi. Balık da istemiyorum ki. Yine devam ediyorum. Evet, çikolata geldi. Livyatanımızı artık seviye at. Ay, yanlışına verdim. Abi, yanlışına verdim. Neyse, sorun yok, sorun yok. Hemen bunları satalım, bunları satalım. Çikolatayı alıp Livyatan'ımıza verelim. Yanlışlıkla kiraz almışım ya, hızlı oynayacağım diye arkadaşlar. Buradan bir tane daha Livyatan geldi. Bunu da alabilirim. Şu an bu Livyatan'ım 20 saldırı, 20 cana sahip balık çağırdığı için buradaki Murmel'im artık önemsiz. Buradaki Doğan'ım da önemsiz. Ve kiraz takviyesi neymiş? Mücadele başında trompet kazandırır diyor. Yani bir tane de köpek çağırabilirmişim arkadaşlar. Güzel. Buradan bir tane daha Livyatan alıyorum ben. Devam ediyorum. Duryan meyvesi almam gerekiyor. Kiraz takviyesinden kesinlikle daha iyi bu arada. Devam bakalım. Balıklarımız geldi. Artık buradan sonra kolay kolay kaybetmeyiz bence. Demin de öyle dedim. Son savaşı kaybettik ama bilmiyorum neler olacak. Gene bir canımız var. Yani umarım kaybetmeyiz. Hadi bakalım. Savaş başladı. Rakip de trompet çalmaya başladı bu arada. 4 trompeti var. Benim 2 trompetim var. Ama tabii ki kolay bir şekilde kazanıyoruz. Bu arada 3 kupam var arkadaşlar. Yani o kadar fazla maç oynayacağız ki illaki bir tanesini kaybederim. Ama bilmiyoruz neler olacak. Yeniliyorum. Buradan bir tane daha çikolata geldi. Livyatan'ı yükseltmem gerekiyor. Bir tane daha çikolata gelir mi? Bakıyoruz. Bakıyoruz, balık geliyor. Balık gelmesin. Yani zaten balık çağıracağım. O yüzden balıklardan birini sattım. Bir tanesini daha satıyorum. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Şunu da satalım. Çikolata da gelmedi. Livyatan da gelmedi arkadaşlar. Devam bakalım. Balıklarımız gene geldi oyun alanına. Ve buradaki savaşta bakalım neler olacak. Güçlü bir rakip mi geliyor? Ağaç kakan geldi. Evet, güzel vuruyor rakibimiz. Harika. Burayı ben kazanacağım gibi. Yaban domuzunu öldürebilir miyim? Öldürdüm. Güzel. Rakibin köpeğini de öldürüyoruz. Orangutanı da öldürüyoruz. Ayrı olarak bilgelik somonu da geldi son anda. Onu da devirmeyi başardık. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, artık son bir tane Livyatan'ı veya çikolataya ihtiyacım var. Verebilir misin oyun bana? Lütfen ver. Vermen gerekiyor. Evet, bir tane çikolata verdi. Livyatan'ımızı 3. seviye yaptık. Artık balıklarımız 30 saldırı, 30 cana sahip. Müthiş, müthiş. Ben burada karıştırmaya devam ediyorum. Buradan bir tane balığı satalım. Ondan sonra rastgele 2 hayvana can verir diyor ya. Hemen şöyle balıklarımızı sattıktan sonra portakalı kullanalım arkadaşlar. Portakalı ben bir elimde tutayım, belki daha güzel bir meyve gelir. Yani armut gelirse kesinlikle daha iyi. Bir tane daha yeniliyorum. Marul geldi. Bence portakal daha iyi. Buradaki Livyatan'ımızın canı daha fazla artıyor. Ve devam bakalım, balıklarımız da geldi. İşte bu. Burada rakibimiz ağaç kakanı aldı. Bize saldırdı. Rakibin köpük balığı var bu arada. Ayrı olarak da sineği sayesinde bir sürü zombi sinek çıkaracak. Trompet kasacak bu sayede. Rakibin köpek balığı da çok fazla can kasıyor ama yani bir tane, iki tane balığım rakibin bütün hayvanlarını yendi diyecektim. Üç tane balığım bütün hayvanları yendi. Buradan bir tane armut alalım. Ondan sonra balıkları ben gene gönderiyorum. Para lazım arkadaşlar. Bütün balıkları satabilirim. Portakalı alıyorum. Livyatan'ımızı gene güçlendiriyorum. Devam ediyorum. Buradan domuz pastırması alıp Livyatan'ımıza verelim. Bu şekilde Livyatan'ımı güçlendireceğim. Gene buradaki portakalı kullanıyorum. 29 cana sahip oldu. Devam bakalım. Gene balıklarımız geldi. Evet. Hadi bakalım şimdi neler olacak. Oo, rakipte de Livyatan build'i var ama kesinlikle ben gene daha güçlüyüm. Bu arada rakip 3. seviyeden balık tutmuş elinde. 2. seviyeden balık tutmuş. Bu yeni mi almış Livyatan'ı? Hayır. Ya neden böyle bir şey yapmış? Bütün balıkları satmak yerine önceden geliştirdiği balıklarla oynuyor ve bu da rakibe savaşı kaybettirdi arkadaşlar. Bilmiyorum, garip bir rakipti.
Ama beni ilgilendirmez onun ne yaptığı. Ben savaşımı kazanır, yoluma devam ederim. Evet, buradan bir tane çikolata alayım mı sizce? Bir tane çikolata alabilirim biliyor musunuz? Bak, bir tane balığımı yükselteceğim, tamam mı? Artık bir tane balığıma yatırım yapabilirim. Devam ediyorum, devam ediyorum. Buradan bir şeyler gelmedi. Armut geldi. Armutu şuna verelim. Balıkları göndermeye başlıyorum ben. Bakalım ne geliyor? Güzel bir şey gelmedi. Buradan geldi mi? Buradan da gelmedi. Devam bakalım. Evet, yeni balıklarımız geldi. Bir tane balığım 31 saldırıya, 31 cana sahip. Bakalım rakipte ne var? Rakipte kedi var. Yeteneklerden 9 hasar daha azalır diyor. Bu kedi bayağı güçlüymüş bu arada. İki tane balığımı direkt ortadan kaldırdı. Ama geri kalan hayvanlara güçlü değil. Burayı kazandık. İşte bu. Şimdi bakıyorum buradan güzel bir şey gelmedi. Et takviyesi falan istemiyorum ben ama et takviyesini şuna verelim. Bu çok iyi vuruyor arkadaşlar. Devam edelim. Hatta ben şu an satmak yerine balıklarımı güçlendirebilirim ya. Ben neden böyle bir şey yapmıyorum? Harbiden deminden beri bunu yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle balıklarımı ben yükseltebilirim. Evet, çok mantıklı. Asıl yapmam gereken şey belki de buydu biliyor musunuz? Gerçekten buydu. Ben deminden beri bunu nasıl düşünemedim abi? Belki deminki rakibimiz de balıklarını bu şekilde güçlendirmişti. Yani satmak yerine bunu yapsa kesinlikle daha mantıklı. Ben buradan portakal alıyorum. Leviathan'ım ve balıklarım güçlensin. Zaten bir tane balım var. Diğer balıklar da geldi. Evet, devam bakalım. Evet ya, bu build'in kesinlikle püf noktası bence buymuş. Ben bunu nasıl göz ardı ettim bilmiyorum ama şu anda doğru yolu buldum arkadaşlar. Buradaki balımız ağaç kakını direkt ortadan kaldıracak. Hatta bunu da öldürecek. Onu da öldürecek. Buradaki köstebekleri zaten çok kolay bir şekilde ortadan kaldırırız. Maymunu da öldürüyoruz değil mi? Evet. Leviathan'ımız da geliyor. Buradaki orangutanı öldürüyor mu? Hayır. Onu şu anlık yenemiyoruz. Yani balığım yener. Yendik, tamam yendik, sorun yok. Son bir kupa kaldı arkadaşlar. Bir canla kendimizden emin bir şekilde ilerliyoruz. Hemen buradaki balığı yükseltelim. Bir tane balığımızı 3. seviye yaptık ve bu balık da diğer balıkları güçlendirdi. Bunları satsam mı bilemiyorum. Ben şöyle portakal çıkarmaya devam edeyim o zaman arkadaşlar, en iyisi. Buradan kiraz geldi. Kiraza falan gerek yok. Evet, portakal alalım. Şu balığı gönderebilirim ama göndermeyeceğim. Devam ediyorum. Buradan marul geldi. Marul da verelim. Tamam. Devam bakalım. Bir tane daha balığımız geldi ve son savaşa bu şekilde giriyoruz. Rakibimiz ne yapmış? Piranha build ile geldi. Kökçülü var, yetisi var, orangutanı var. Garip bir build. Ama ben gene kolay bir şekilde kazanacağım gibi gözüküyor. Evet, çok rahatım. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde bu sefer kazanabildik. İlk oyunumuzda kazanamadık. Son anda rakibimiz bizi counterladı. Bir anda bizi yok etti. Acayip bir build yapmıştı. O build'i ilk kez görüyorum. Güçlüydü gerçekten ama burada çok fazla sorun çıkaran rakip olmadı. Ve balıkları da seviye atlatmaya akıl edebildiğim için buradaki balığımızı da 3. seviye yaptık. Diğer balıklardan daha güçlü bir balığımız oldu. Bu şekilde de build'i tamamlamış olduk. Umarım video sevmişsinizdir. Umarım build hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.